Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitime hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Sayın Senemoğlu, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sizi görüp de kötü olmak mümkün mü? Gayet iyiyim. Var olunuz. Bir doz Nuray Senemoğlu alıyorum. O dozla gelecek haftaya kadar gidiyorum. Harikasınız. İyi ki de varsınız. Çok teşekkür ederim. Belki biz onun farkında değiliz yanımızda olduğunuz için ama 23 derece ekranlarında belki o kadar farkında değiliz diyeyim. Yüz binlerce kişi her hafta sizi, bizi izleyerek umut içerisine giriyorlar. Ülkeye dair umutlarını kaybetmiyorlar. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun değerli hocam. Var olunuz. Ben de teşekkür ederim. Ne mutlu bize o zaman. Teşekkür ediyorum hocam. Umut vermeye devam. Evet, evet çok teşekkür ederiz. İyi ki de varsınız. Bu hafta önemli bir konuyu ele alacağız. ÇEDES projesinde çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi var. Bunun paydaşları var. MEP, Mutluluk Eğitim Bakanlığı demek isterdim ama Milli Eğitim Bakanlığı. DİP. Milli Eğitim Bakanlığı olabilse de çok güzel. Evet, evet. DİP diyelim. Diyanet İşleri Başkanlığı. GSB, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Hocam, ben aylardır bununla ilgili belki 5-6 tane program yaptım. Sendikacı arkadaşlarla, farklı eğitimci arkadaşlarla. Herkes iyi niyetle bir yerinden tuttu ve bunu konuşmaya devam etti. Şimdi bu bir proje. İşbirliği için hazırlanan bu projede Diyanet İşleri Başkanlığı var. MEP'te de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün ağırlıkta olduğu, koordinasyonda, mekan ve öğrenci sağlamında olduğu bir proje bu proje. Şimdi ben şu soruyla başlayacağım. Öncelikle Türkiye gibi ülkelerde, bizim gibi ülkelerde din, kültür ve ahlak bilgisi dersi zorunlu bir ders. Zorunlu seçmeli falan değilse zorunlu. Şimdi önceleri bunu konuşuyorduk. Sonra şimdi şu noktaya geldik. Milli Eğitim Bakanlığı kendisini aslında kendi ayağına sıkarak tırnak içerisinde eğitim alanının dışına çıkarıyor. Şöyle ki, velev ki böyle bir proje var. Yani kulağa çok hoş geliyor. Birazdan size soracağım hocam bundan niye rahatsızsınız diye. Bakın ne güzel çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum diye. Ama bu projeyi pedagojik formasyonu olmayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışında insanlar veriyor. Burada şu soru akla geliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu dahi olsa din, kültür, ahlak bilgisi dersini veren din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenleri yeterli değil mi ki siz bu işin içerisine imamı, siz bu işin içerisine pedagojik formasyon olmayan Diyanet İşleri Başkanlığı koyuyorsunuz? Soru şu hocam, Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te uygulamaya konacağı açıklanan ancak eğitimcilerden, eğitim bilimcilerden çok da ses çıkmayan, işte İzmir'de bir uygulandı, Eskişehir'de bir uygulandı, ÇEDES projesi nedir? Ve Sayın Senemoğlu, bu sizi niye rahatsız ediyor? Çevremize duyarlı olmamız, değerlerimize sahip çıkmamız sizi rahatsız ediyorsa niye diyor? Evet, elbette çok teşekkür ederim bu soru için. Elbette çevremize duyarlı olmamız, değerlerimize sahip çıkmamız kimseyi rahatsız etmez. Beni de rahatsız etmez. Ülkemizin geleceği için aslında çevremize duyarlı olmamız, değerlerimize sahip çıkmamız ve karakterimizin temellerini oluşturan temel evrensel değerler, değerlere sahip olmamız, sahip çıkmamız değil de sahip olmamız. Arkasından temel değerlere sahip olacağız ki temel değerlerimize de
sahip çıkabilirim. Nuray Hocam çok özür dilerim. Öncelikle... Şu açıdan özellikle soracağım. Ben sizin bu konudaki hassasiyetinizi de çok iyi biliyorum. Anayasaya bağlılığınızı. Bizim ülkemizde çok önemli bir kanun var. Tevhid-i Tedrisat. Eğitim Öğretim Birliği. Bu açıdan tam da değerlendirebiliriz. Tam da o noktaya gelecektim ben. Elbette ki bunlar çok önemli. Yani hani projenin adından da anlaşılacağı gibi çevreme duyarlıyım. Tamam, çevreme duyarlı olma işini kim aslında sağlayacak? Daha da değerlerime sahip çıkıyorum. Değerler sadece karakterin temel özellikleri olan değerler değil, değerler olarak hani tarihi eserlerimizde değerlerimiz, doğamızda değerlerimiz, ağaçlarımızda, zeytin ağaçlarımızda değerlerimiz, değil mi? Dağlarımız, taşlarımız, her şeyimiz aslında ülkemizin doğası, değerlerimiz. Yani onlara sahip çıkalım, onları kimseye peşkeş çekmeyelim. Bunlar çok önemli şeyler. Hocam o zaman tam da bu söylediğiniz noktada bu işin içerisinde Kültür Bakanlığı'nın da olması gerekiyor değil mi? Ha, tam da şimdi bir dakika onu söyleyeceğim. Yani bu proje Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi diye belki Milli Eğitim Bakanlığı sundu ama değil. Çünkü proje Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ve daha çok da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın projesi. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda biraz böyle hani payanda gibi konmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da sadece her ne kadar şeyde genel esaslarda falan Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan bütün genel müdürlükler sayılmakla birlikte projenin koordinasyonunu ve yıllık planları ve benzeri şeyleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yapmakta. Şimdi buradan sorunuzun ikinci kısmı olan Tevhid-i Tecrisat Yasası tarafını öncelikle cevaplayarak başlamak isterim. Bu ülke Tevhid-i Tecrisat Yasası'nı 3 Mart 1924'te neden kabul etmiştir, neden ilan etmişti? Öğretimde birlik yasası diye bilinir aslında ama bu sadece öğretimde birliği sağlamamıştır. Aynı zamanda öğretimin milli olmasını sağlamıştır. Öğretimin bilimsel olmasını sağlamıştır. Öğretimin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Türk halkını cehaletten kurtarıp okur yazar hale getirmenin temellerini atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini oluşturmuştur. Aslında anayasanın ikinci maddesi ne diyordu? Çağdaş, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyordu. Bunun aslında gereği işte Tevhid-i Tecrisat Yasası'yla sağlanmıştır değerli meslektaşım. Nasıl mı diyeceksiniz? Aslında o zamana kadar ne vardı? Belki Osmanlı'nın da daha önce de ifade etmiştim bunu. Duraklamasında, gerilemesinde ve çöküşünde rol oynayan bir takım eğitim kurumu adı verilen kurumlar vardı. İşte bunlar medreseler, tabii Osmanlı'nın başlangıcında medreseler çoktu nitelikli ama daha sonra niteliği düşüyor. Tekkeler, zaviyeler, bunlar yok efendim, tarikatlar, başka azınlıklara ait okullar, başka işte son zamanlarda da devletin resmi okulları. Bunları aslında Cumhuriyeti ilan ettiğimiz yılda bunların denetimi devlette değildi. Dolayısıyla kimin ne yetiştirdiği belli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında bekasını sağlayan kanundur Tevhid-i Tecrisat Yasası. Nuray Hocam şu kısmını doğru mu anlıyorum? O dönemdeki eğitimdeki bu çok başlılık
kimin ne yetiştirdiğinin belli olmaması tarihsel kesinlikle olarak aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının ana nedenlerinden biridir. Peki geldiğimiz noktada eğitimin bu tarafa doğru gitmesi, çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmasına da yol açmaz mı? Bu açıdan İşte bütün endişemiz o zaten aslında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı milli olan iki bakanlıktan birisidir biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı da işlevlerini başka yerlere devredemez. Milli Savunma Bakanlığı da işlevlerini başka yerlere devredemez. Devrettiği takdirde de ülkenin bekası, milli olma özelliği, ülkenin, ulusumuzun milli olma özelliği yok olur. Ulus devlet ortadan kalkar. Kimin ne yetiştirdiği belli olmayan casus mu yetiştiriyor? Vatan haini mi yetiştiriyor? Ne yetiştirdiği belli olmayan mihraklara doğru gider. Dolayısıyla tüm bu işlevlerin kaldı ki çevreme duyarlıyım özelliği aslında çocuklarımıza kazandırmamız gereken bu özellik bütün derslerde kazandırılması gerekir. Sadece din ve ahlak kültürü, din bilgisi ahlak kültürü dersinde değil. Aslında temelde ondan da önce nerede kazandırılması gerekir? Biyolojide kazandırılması gerekir, Türkçede kazandırılması gerekir, tarihte kazandırılması gerekir. Matematikte, fizikte, kimyada kazandırılması gerekir ki değil mi? Çevremizi koruyalım, geliştirelim. Madenleri tamam çıkaralım ama nasıl çıkaralım? Kimya, jeoloji, coğrafya bizim ülkemizde coğrafya dersi var. Jeolojiyi son zamanlarda koydular sanıyorum seçmeli olarak yer bilimleri diye. Mutlaka zorunlu olarak konması gereken bir ders jeolojide. Diğer tüm fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinde bu özellik kazandırılmalı ki gerçekten çevresini koruyabilen insanlar yetiştirilsin. Sadece ders değil, ders dışı faaliyetlerle de kazandırılacak. Okullarda kulüpler yok mu? Yok efendim, bir değerler kulübü kuruluyor. O değerler kulübü üstünden Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Nuray Hocam, ben şunun da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu proje gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı projelerde ya da okullarda. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı proje diye adlandırmayalım. Bu daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir projesi. Hocam, bunun dışında da şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ben sizi yakinen tanıyan, dini değerlere de ne kadar saygılı olduğunuzu bilen birisi olarak şunu sormak istiyorum. Bu projenin ötesinde de örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda sahada olan birisi, sahayı bilen, sürekli sahadan veri alan bir eğitimci olarak söylüyorum. Örneğin çok iyi niyetli projeler yapılıyor diyelim. Bir örnek verilecekse o projenin herhangi bir yerinde, o etkinliğin herhangi bir yerinde %100, 99'u yok. Örneklerin tamamı dini örneklerden seçilerek veriliyor. Bu çok büyük bir tehlike. Yani yaşamı sadece din alanına hapsetmek, değerleri sadece dini değerler olarak görmek. Az önce aslında onu kastetmeye çalıştım. Örneğin bu proje Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'yla da yapabilirdi. Tarihinize sahip çıkmak da bir değerdir. Kesinlikle, aslında Milli Eğitim Bakanlığı projeyi yapar, diğer kurumlardan destek alır. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan destek alıyor. Hocam peki bu projenin amacı nedir? Nuray Hocam, projenin amacı nedir? Şimdi projenin amacını yaptıkları protokoldan, daha doğrusu internette yayınladıkları protokoldan aynen okuyacağım. Lütfen, lütfen. Öğrencilerimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarını, ayrıca çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş, aslında kendi yaşantılarında inşa etmiş olmayacak da bu, kendi yaşamında gösteren olacak. Aklı selim, kalbi selim,
efendim Zevki Selim ve Zevki Selim sahibi bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Şimdi bunun milli olabilmesi için bir defa dilin milli olması lazım. Dil millilikten öbür taraflara doğru gitmiş. Yani dili Türkçe bir dil kullanılması lazım. Bütün bu özellikler aslında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda var. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bu işi yapmakla yükümlü. Ve zaten projenin dayandığı kanunlar içinde bunların hepsini saymışlar işte. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanunlarını saymışlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanunlarını saymışlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü daha çok şeyde koordinatör olarak kuruldu. Efendim şeyde de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da gene bütün yasalarını, kanunlarını saymışlar. Kanunlar işte bir şeye oturtmuşlar diyor. Ama şeyde de Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bütün genel müdürlükleri saymışlar ama koordinatör Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Yıllık planı hazırlayacak rehber Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Bu noktada şunu sorayım o zaman ben size. Siz ÇEDES'in koordinasyon kurulunu ifade ettiniz. Peki asıl tartışma noktalarından bir tanesi de şu. Biz şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Çünkü kamuoyu önünde bunu konuşan sendikalar ya da muhalif kitle ya da muhalif medya konunun detayına girmeden daha çok slogan boyutunda bunu yapıyor. Biraz detayını açalım. Peki hocam bence asıl önemli noktalardan birisi de şu. Çünkü bir projeyi bir mekanda yaparsınız. ÇEDES projesinin uygulama mekanları neresi? Yani Milli Eğitim Bakanlığı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi ÇEDES projesi kime ait bir proje? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir proje olmadığını söyledim. Milli Eğitim zaten protokolde öyle yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi uygulama ve esaslarını belirleyen belgeye ben aslında okullardan ulaşamadım. İşte internette böyle yazıyor. İnternetteki protokolde bu. Biraz önceki sorduğunuz soru mekanlarla ilgiliydi. Şimdi ÇEDES Koordinasyon Kurulu'nun kimlerden oluştuğunu söyleyip hemen mekanlara geçeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Daire başkanları başkanlığında en az birer kişiden oluşan ortak kurul. Bu merkezde, il ve ilçelerde de bunların yerine kim geliyor? İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcısı ve Müftü Yardımcıları geliyor. Evet. Ve ilçe koordinatörleri, ilçe koordinatörleri, temsilci öğretmen, manevi danışman ve gençlik merkezi sorumlusu olmak üzere en az 6'şer kişiden oluşan ortak kurulu il ve ilçe düzeyinde. Bu önemli, bakın. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, şube müdürü ya da il ilçe koordinatörleri. Bu koordinatörleri kim atıyor? Aslında müdürler temsilci öğretmeni atıyor. Manevi danışman kim diye soracaksınız. Biraz sonra geleyim istersen. Hocam bu manevi danışman kısmını detaylı konuşmak gerekiyor. Çünkü bunun başka bir boyutu da var. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaşlarımızla ilgili boyutu da var bu işin. Evet, zaten onların kazan kaldırması lazımdı. Manevi danışman ve gençlik merkezi sorumlusu. Neyse, nerede uygulanacak? İşte halk eğitim merkezleri falan, onlar hep sayılıyor bir yerlerde ama oralarda değil uygulama. Protokolda yazan haliyle, yazılı haliyle aynen söylüyorum. A, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı gençlik merkezi
Okuma Salonu, Genç Ofis, Cami ve Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlik çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren mekanlar. Öğrenci aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi okulların içinden alınıp dışarıya doğru, kontrolün dışına doğru götürüyor. Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi, Spor Tesisi, Genç Ofis ve Kitap Kafe. Evet, buralarda yürütüleceğini söylüyor. Protokoldan aynen alıyorum. Gelelim rehber. Şimdi protokolün internettekini PDF'ini indirmiştim. Oradan hızlıca. Nuray Hocam, bu arada toparlamak adına söyleyeyim. Evet, sevgili 23 derece izleyicileri, bu hafta Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile ÇEDES projesini konuşuyoruz. İyi de bir manşetimiz oldu aslında. Çok ses getirecek bir manşet var. Onu sonda söyleyeceğim. Hocam, son 3 dakikamız. Hangi kısmını konuşmak isterseniz oradan konuşalım. Uygun görseniz haftaya da devam edelim. İsterseniz evet, devam edelim. Eğitici kim? Sizin bitireceğim. Siz son 3 dakika, siz toparlayın isterseniz, öyle bitireyim. Tamam. Şöyle toparlayayım o zaman. Eğitici kim? Protokol kapsamında açılacak kurslarda görev alacak ilgili mevzuattaki yaygın eğitim merkezlerinde görev yapabilecek şekilde tanımlanmış herkes. Yani usta öğretici niteliği taşıyan, aslında hiçbir şekilde formasyon aranmayan, üniversite mezunu aranmayan herkes. Peki rehber, gönüllü rehber öğrenci kim? Gönüllü rehber öğrenci de Diyanet İşleri, aynen aslında şeyden almak istiyorum da zamanı da biraz etkili kullanalım ama. Nasıl uygun görürseniz hocam. Protokoldan aynen ifade etmek istiyorum. Önümü açmıştım. Siz bakın, temsilci evet. Öğretmen, temsilci öğretmen dersler çalışmasını yürütecek olan öğretmen, bunu okul müdürü atıyor. Yıllık faaliyet planı, temsilci öğretmen, manevi danışman ve gençlik spor temsilcisinin ÇEDES projesi kapsamında uygulama usul ve esasları doğrultusunda ek 2'de diyor yer alan örnek ortak yıllık faaliyet planına uygun olarak hazırladıkları yıllık plan, ona baktım. Yıllık planda ne yazıyor? İzcilik faaliyetlerini, Diyanet İşleri'nin izcilik faaliyetleriyle ilgili olduğunu bu protokolla öğrenmiş bulunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, işte Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün izcilik faaliyetleri kapsamında yürüteceği izcilik faaliyetleri, sene sonunda, bahar dönemi sonunda kültür şenliklerini gene Diyanet İşleri tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kültür Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür Hizmetleri diyorum, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür şenliklerini yıllık planda koymuşlar. Yani aslında bunun için, kültür şenlikleri için Diyanet İşleri'ne mi başvurulur, yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı mı devreye gider, yoksa Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı'yla mı işbirliği yapar? Hocam, ne olursa olsun buradaki ana nokta, öğrencinin pedagojik formasyonu olmayan, bu Kültür Bakanlığı'yla bir proje bile olsa, öğrencinin okulun dışına anne baba denetimi olmaksızın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın pedagojik formasyonu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğretmenlerinin gözetimi olmaksızın çıkarılması çok başka tehlikelere yol açabilir. Bu çok büyük. Kesinlikle, mekanlar çok farklı yerler. Tabii. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri, gönüllü öğrenciler ve veliler de gönüllü onaylarını alıyorlar ama ne yetiştirdikleri, ne yaptıkları belli olmayan şeyler. Tam da aslında tedrisat yasasını
kabul etmenin gerekçesi olan durumu bugün Türkiye'de yaşamaktayız demek ki. Eğer gerçekten milli ve yerli bir hükümetin bakanı ise Sayın Bakanımız ve de gerçekten ülkemizin bekasını düşünüyorlarsa ivedilikle bu tür projelerden vazgeçmeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi görev alanında işler yapmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da iş görüşünü başka kurumlara devretmemesini diliyorum. Herkese saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecrası 23 derece ekranlarında bugün yine önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile ÇEDES projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmasına yol açar mı? Tırnak içerisinde başlığı altında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın. Teşekkür ederim.